11-17 Aralık haftasında yayında 28 dizi rekabet sürdürdü ve ilginç gelişmeler yaşandı. Kızılcık Şerbeti ilk defa ana rakibini geçti ve AB kategorisinde 4 puanlık muazzam artış gösterdi. Yeni dizilerden ise Sandık Kokusu ilgi çekmeyi başardı. İki yeni dizi ise talep görmedi ve biri bu hafta final yaptı. Gelin bakalım, Aralık sonu ve Ocak ayında hangi diziler final yapacak, hangileri ise kış sezonunda da yayında kalmaya devam edecek? Alparslan'ın yerini alan Selahattin Eyyubi'nin yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Dizi genel olarak %5-6 civarında izleyici kitlesi oluşturdu ve böylece yayına rahat bir şekilde devam ediyor. Ömer ise pazartesi gününün dram dizileri arasında en çok talep gören yapımı. 7 haftadır %5'in üzerinde ilerliyor ve bu hafta rakibinin yokluğunda gününün lideri de oldu. AB kategorisinde ise son haftalarda Selahattin Eyyubi'den de iyi performans gösteriyor ve haftalık sıralamada 3. Dizinin son olarak senaristi de değişmişti. Senaryoyu Masumlar Apartmanı'na imza atan Deniz Madanoğlu kaleme aldı. Safir dizisinin %4 civarında izleyici kitlesi var ve bunu korumayı başarıyor. Bakalım kış sezonunda da yeni rakiplerine karşı izleyicisinin ilgisini canlı tutabilecek mi? Ay Yapım'ın yeni başlayan dizisi Ne Gemiler Yaktım ise ilk bölümünde kötü açılış yapmıştı. Ancak ikinci bölümündeki yükselişi belli bir ilgi yakaladığını gösteriyor olabilir. Show TV pazartesi günü Ay Yapım'ın aksiyon dizileri yerine dram dizisine yer verdi. Ve dizinin Ömer ile Safir gibi aynı türde rakipleri var. Üstelik 18 Aralık'ta Kızıl Goncalar'da yayına başlayacak ve pazartesi rekabeti hiç olmadığı kadar zorlaşacak. Salı günü rekabetinde yabani liderliğini koruyor. Son 4 haftadır %6'nın üzerinde ilerliyordu, bu haftada ise ufak bir düşüş yaşadı. Geçen sezon dizilerini peş peşe finale götüren Fox'un bu sezonda pek çok günde dizileri zirvede. Ben Bu Cihana Sığmazamsa durumunu düzeltmeyi başardı ve %3'lerden tekrar 5'in üzerine çıktı. Böylece de yayındaki yerini sezon sonuna kadar sürdürebileceğini gösterdi. 3 Kız Kardeş de yükseliş gösterdi ve son olarak totalde 4,23 aldı. Bu da en azından dizinin kış sezonunda da yayında kalacağını gösteriyor. Aile ise artık yayın hayatının sonlarına geldi. Daha önce 30 bölümlük bir proje olduğu açıklanmıştı. Bu durumda Ocak ayında finali beklenebilir. Totalde gününün sonuncusu olsa da AB kategorisinde %3,85 ile birinci. Bu da Salı günü dizilerinin AB izleyicisinin ilgisinin dışında olduğunu gösteriyor. Çarşambaya gelince, Kuruluş Osman 5. final sezonunda da pozisyonunu korumaya devam ediyor ve %8'in üzerinde reyting oranları sergiliyor. Haftalık sıralamada Gönül Dağı ve Kızılcık Şerbeti'nden sonra 3. Şahane Hayatım yayına çok iyi başlamıştı ve 4. bölümünde totalde %5,97'ye ulaşmıştı. Ancak ardından düşüşe geçti ve 5'in altına geriledi. Belli ki olay örgüsü beklendiği yönde ilerlemiyor. Ancak yayına devam etmesi için reytingleri şimdilik yeterli seviyede. Yeni başlayan Sandık Kokusu ise ilk bölümünde kötü açılış yapmıştı ancak ikinci haftasında çok iyi yükseliş gösterdi. Totalde 2 puana yakın artışla gününün ikincisi, AB kategorisinde ise 3 puanlık artışla gününün lideri oldu, haftanın ise 4.'sü. Üstelik bu diziyi de Kızılcık Şerbeti'nin yazarları kaleme aldı. Böylece Özge Özpirinci Kadın dizisinden sonra bir yeni ses getiren diziyle daha geri döndü. Çarşamba günlerinde Dilek Taşı da yayınlanıyor ve dizi %3 civarında ilerliyor. Keskin bir düşüş yaşamadı ve belli bir izleyici kitlesi var. Bir süre daha devam edecektir. Perşembe rekabeti 5 dizi arasında geçiyor. Liderliği ise bu hafta Hudutsuz Sevda aldı. Oysaki dizi %2 civarında kötü açılış yapmıştı. Ancak ikinci bölümünde %4'e yükseldi ve bir süre bu civarda ilerledi. 6. bölümünden itibaren ise yükselişe geçerek 5 bandını aştı, 5 haftadır da bu civarda ilerliyor. OGM Pictures'ın yeni dizisi Sakla Beni de %2 ile kötü açılış yapmıştı ancak yavaş yavaş yükseldi ve bir önceki haftada %6'nın da üzerine çıkmayı başardı. Hatta haftanın da lideri olmuştu. Aldatmak geçen sezondan beri Perşembe'nin en çok talep gören dizilerinden ve iki yeni güçlü rakibinin ortaya çıkmasına rağmen reyting oranlarını korumayı başarıyor. %5'in üzerinde ilerliyor ve sezon sonuna da böylece ulaşacak. Bu hafta bir yeni dizinin finali gerçekleşti. İtalyan uyarlaması olan Bir Derdim Var pek fazla ilgi çekemedi ve düşük reytingleri nedeniyle bu hafta 6. bölümünde finalini gerçekleştirdi. İlk bölümünde %2,57 ile açılış yapmıştı, ardından ise 2'nin altına geriledi. TRT1'in Benim Güzel Ailem'den sonra bir diğer yaz dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'da yakında final yapacak.
dizi yayındaki yoğun rekabete rağmen çok da yüksek olmayan reyting oranlarını bir şekilde korumayı başardı. Gelelim olay yaratan Cuma'ya. Nitekim Kızılcık Şerbeti ilk defa ana rakibi Yalı Çapkını'nı geçmeyi başardı. Oysaki geçtiğimiz sezonda Yalı Çapkını sadece Cuma'ların değil tüm haftaların lideriydi. Kızılcık Şerbeti totalde 2 puanlık, AB kategorisinde ise 4 puanın üzerinde inanılmaz bir yükseliş gösterdi. İkinci sezonunda böyle bir performans gösteren başka bir örneğe son yıllarda hiç rastlamadık. Bazı diziler her bölümünde tempoyu yüksek tutmaya çalışırken, ikinci ve daha sonraki sezonlarında düşüş yaşıyor. Ancak hikayesini yavaş ve emin adımlarla ilerleten diziler çok daha uzun ömürlü olabiliyorlar. Yalı Çapkını'nın totaldeki reytingleri hala yüksek seviyede ancak bu hafta düşüş yaşadı ve AB kategorisinde artık %5'in de altına geriledi. Böylece bu kategoride rakibiyle arasında 9 puanlık çok büyük bir fark var. Tabii dizi 3. sezona da uzatılacaktır. Bakalım Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar'ın da gelişiyle Cuma rekabeti nasıl ilerleyecek? Cuma günü iki dizi daha rekabet etmeye çalışıyor. Arka Sokaklar önceki sezon reyting oranlarına oldukça uzak ama hala %4'ün üzerinde bir kitlesi var. Ateş Kuşları da %3 civarında kalmaya ve yayına devam ediyor. Finali henüz belli değil ve Ocak ayında da yayına kalacak gibi görünüyor. Bambaşka biri ise yerini Kızıl Goncalar'a bıraktı ve son bölümleri Cuma günlerinde yayınlanıyor. Dizi 29 Aralık'ta 16. bölümünde final yapacak ve finale de %1 civarında ilerliyor. Yerine ise Ocak ayında Gaddar gelecek. Geçen hafta olduğu gibi bu haftada da televizyonda en çok izlenen dizi Gönül Dağı oldu. Dizi artık %10 barajını da aştı. Üstelik bunu 4. sezonunda başarıyor. Belli ki 5. sezona gitmesi de artık kaçınılmaz bir durum. Kardeşlerimin de reytingleri oldukça iyi durumda. %6'nın üzerinde ilerliyor ve haftalık sıralamada 5. sırada yer alıyor. Adım Farah ise yayın hayatının neredeyse sonuna ulaştı. Yurtdışı satışları sayesinde 26 bölümü garantilenen dizi bir bölüm daha uzatıldı ve finalini 30 Aralık'ta 27. bölümünde gerçekleştirecek. Yerine ise muhtemelen Ocak ayında Fox'un yeni dizisi Kopuk gelecek. Son olarak pazar rekabetinden bahsedelim. Esas rekabet yargı ile teşkilat arasında geçiyordu ancak Kirli Sepeti dizisi de rakipleriyle baş edebileceğini gösterdi ve yargıyı da geçerek pazar gününün ikincisi olmayı başardı. Yayın hayatının başlangıcında %4 civarında stabil ilerliyordu ama son bir ayda %5'in üzerine çıkarak pozisyonunu güçlendirdi. Özellikle pazar rekabeti birkaç yıldır iki dizi arasında geçiyordu. Diğer dizilerin ömrü ise kısa olmuştu. Belli ki Kirli Sepeti bu döngüyü aştı. Yargı ise Emmy International'da en iyi telenovella ödülünü alarak büyük başarıya imza attı. Ve üçüncü sezonu muhtemelen son sezonu olacak. Totalde bu hafta üçüncü olsa da AB kategorisinde pazar gününün lideri. Teşkilat ise Gönül Dağı'ndan sonra TRT1'in son yıllardaki en uzun soluklu projesi haline geldi. Dizi totalde gününün lideri olmayı başarıyor ve reytingleri bir sezon daha devam etmesini sağlayacak seviyede. Ve pazar günü bir yeni dizi daha başladı. Kore uyarlaması Altın Kafes. Ancak bu uyarlama da başarısız oldu. Reytingleri %1 seviyesinde ve yakında finali beklenebilir. Böylece bu Aralık haftasında en çok izlenen diziler sırasıyla Gönül Dağı, Kızılcık Şerbeti ve Kuruluş Osman dizileri oldu. AB grubunda ise Kızılcık Şerbeti, Gönül Dağı, Ömer, yeni başlayan Sandık Kokusu ve Yargı. Gelişmelerin takibinde olacağız. Bir sonraki videomuzda ise yeni dizi haberlerinden bahsedeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın.